Şöyle kazanan bir tüccar olsak da Boğaz'da böyle lebidari manzaralı bir ev alsak kapımızda böyle 2 saniyede 100 kilometreye çıkan kırmızı bir araba olsa denizde de şöyle 100 metrelik bir yatın olsa güzel olmaz mı ya? Hem de bunu bir senede yapsan olabilir mi? Olabilir ama hayaller hayaller. İşte bu gerçekçi olmayan hayaller. Bu hayaller bir tüccarın yani bir trader'ın korkulu rüyaları. Zaten piyasada işlem yapan yatırımcıların, işlemcilerin, tüccarların en zayıf noktaları ve de bu zayıf noktaları bilen aracı kurumlar. Mutlaka duymuşsunuzdur veya birebir karşılaşmışsınızdır. Hani diyorlar ya, bakın bir haftada bu arabayı aldım kendime. Nasıl mı aldım? Gelin size göstereyim. Altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum. Ve yatırımımı yükselişe yapıyorum. Bakın ne kadar kolay. Aha da bu arabayı böyle aldım. Ben yürü git. Genellikle bu işe yeni başlayan tüccarların aklını başından alan bu hayaller hayaller. Çabuk zengin olma hayalleri. Ne güzel değil mi? Haftada böyle milyoner olma, ayda veya milyoner olma. Hadi biraz daha uzun vadeli diyelim. İşte bir senede milyoner olma sevdası. Peki hiç düşündün mü bu iş bu kadar kolay olsa bu tam zamanlı çalışan insanlar bu işi bırakıp da tek düğmeyle yapılan bu işi yapmaz mı? Aslına bakarsanız bunu da yapan çok kişi var. Böyle piyasaya girip de hele de şans eseri 3-5 para da kazanırsa ki bu paralar biraz da yüklü olsa hemen ne yapıyor? Ben işte yarın işe gitmeyeyim. İşte ben bir hafta bir ay sonra işten çıkacağım. Sadece bu işi yapacağım. Çünkü ben bu işte çok iyi para kazanıyorum. Ben bu işin kralıyım diye düşünüyor. Ama tabii bu bu şekilde başlayan yatırımcıların, işlemcilerin de sonu tabii ki hüsran olup çıkıyorlar piyasadan. İşte tüm bu sonuçlar gerçekçi olmayan beklentilerden kaynaklanıyor. Yani piyasaya giren yatırımcıların gerçeği yansıtmayan hayallerinden ortaya çıkıyor. Bunların gerçekleşmesi peki mümkün mü? Tabii mümkün ama zamanla sen çabuk zengin olma hayaliyle piyasada yaptığın işlemlerin hepsi kumarhanede kumar oynayan bir insandan hiçbir farkı yok. O arkadaş kumarhanenin içinde, kasinonun içinde para basıp kolu çekiyor. Sen de para basıp fiyat hareketlerine bakıyorsun. İşte düştü düştü düştü, çıktı çıktı çıktı. Peki biz bu kumarbaz psikolojisinden, bu kumarbaz davranışlarından kendimizi piyasada nasıl koruyabiliriz. İşte bugün bu gerçekçi olmayan beklentileri, hayalleri bir kenara atıp bir traderın gerçeklerle yüzleşip bu hayalleri bir kenara atıp piyasalardan istikrarlı bir şekilde para kazanması için atması gereken 5 tane adımı işleyeceğiz. Şimdi bu 5 kurala geçmeden önce aklımızdan şu bir an önce milyoner olma sevdasını hemen bir kenara atıyoruz. Bunu ilk önce aklımızdan çıkaracağız. En büyük sıkıntımız çünkü bu biz piyasaya girdiğimiz zaman ne oluyor? 5000 bin lirayla işte 10 bin lirayla girip bir an önce 500 bin liraya, 1 milyon liraya, 100 milyon liraya çıkma sevdası yaşıyoruz. Hayır bunun yerine istikrarlı bir şekilde ben para kazanacağım bu piyasalardan diye düşüneceğiz. Çünkü bu gerçekçi olmayan hayaller bizi duygulara sürükleyecek. Bunu da her zaman duymuşsunuzdur. Bir tüccarın en büyük düşmanı duygulardır. İyi e trader duygularını kontrol edebilen traderdir. Kötü trader ise duygularına yenilen traderdır. Eğer biz bize gelen bu duyguları iyi veya kötü fark etmez bunları kontrol edemezsek girdiğimiz hiçbir pozisyonu yönetemeyeceğiz ve bunun sonunda da devamlı para kaybeden taraf olacağız. Özellikle altını çiziyorum bu işe yeni başlıyorsanız piyasalara girdiğinizde mutlaka bir plana sahip olmanız lazım ve sizin o planı uyguluyor olmanız lazım. Her girdiğiniz pozisyonda mutlaka not tutmanız lazım. Örneğin diyelim ki alım satım yapıyorsunuz. Ben neden bu işleme girdim? Yani benim stratejimde bu işleme girmek var mıydı ki ben girdim yoksa tamamen karışık, tamamen rastgele olarak mı girdim? Bunu kesinlikle notunu tutmamız lazım. Gene kendi stratejimize bağlı olarak da plana yazacağımız en önemli şey de karla çıkış yerimizi ve zararla çıkış yerimizi tek tek not etmemiz gerekiyor. Bunun için de videonun açıklama kısmına benim hazırladığım bir alım satım planı var. PDF olarak linkini bırakıyorum. Oradan arzu ederseniz indirebilirsiniz. Bu yazılmış belge mutlaka sizi bu piyasalara girdiğinizde dizginleyecektir. Yani girdiğin herhangi bir pozisyonda fiyat hareketleri karda ve zararda seni hırpalamayacaktır. Bu da duygu karmaşıklığına yol açmayacak o pozisyonu rahat bir şekilde yönetmeni sağlayacak. Sen zaten bunu daha önce ne yapacağını yazdığın için rahat bir şekilde kenarda oturacaksın veya oturamıyorsan da dışarı çıkıp ya spor yapacaksın ya da gezeceksin. Şimdi bu planın içine katacağımız bu 5 tane önemli kuralı tek tek bakalım. Birincisi arkadaşlar en önemlisi rastgele işlemlere girmek. Rastgele işleme girmek demek tamamıyla plansız, programsız, nerede işleme girilip de nerede kar ile, nerede zarar ile çıkacağını bilememek demek. Planını oluşturabilmen için mutlaka iyi veya orta derecede bir stratejiye sahip olman gerekiyor. Orta stratejiden kastım risk ödül oranı 1'e 2 olup en az %40 ila 45 arası kazanan bir sistem olması lazım. İyi bir sisteme örnekse risk ödül oranı en az 1'e 2 veya 3 olup kazanma oranı da en az %40 ila 60 arasında olması gerekiyor. Yani sen bu şekilde girdiğin 100 tane işlemde 60 tanesini kaybetsen bile 1'e 2,5 kazanan bir sistemde gene karda oturmaya devam edersin ve de sermayen büyümeye devam eder. Evet planımızın ikinci maddesi ise kaldıraç kullanmak. Aslında bunu şöyle diyebiliriz. Bilinçsiz kaldıraç kullanmak. Kaldıracı da şöyle basit bir şekilde e, açıklarsak. Örneğin diyelim ki bir şirketin, burada şirketten bahsediyorum. Gerçekten şirketlerde kaldıraç kullanır. Şirketlerdeki kaldıraç nedir? Şirketin olduğundan fazla borç kullanması. Yani bankadan kredi çekmesi. Fazla kaldıraç kullanması. Ve bu da giderek şirketin içinden çıkılamayacak bir duruma getirir. Çünkü nakit döngüsünü döndüremez ve daha sonra batmaya mahkum olur. Bu da nedir? Şirketin kaldıramayacağından fazla borçlanması demek. Trader için de aynı şey söz konusu. Bir tüccar yani trader sermayesinden fazlasıyla işleme girip alım satım gerçekleştiriyorsa yüksek kaldıraç kullanıyor demektir. Kaldıraç aslına bakarsanız bir tüccar için çok önemli. Aynı şirketler gibi şirketin büyümesi için borçlanması lazım. Kredi çekmesi lazım. Tabii ki tüccar da sermayesini büyüterek kaldıraçı düzgün bir şekilde kullanması lazım. Nasıl şirket çok fazla kredi çekip batıyorsa, trader da çok fazla kaldıraç kullanırsa batmaya mahkumdur. Eğer kaldıraçı düzgün kullanmak istiyorsanız benim hem forex'te hem de borsada pozisyon büyüklüğü videom var. Onu seyrederek siz de pozisyon büyüklüğünüzü iyi ayarlayarak kaldıraçı ne kadar kullanabileceğinizi rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar aşırı alım satıma girmek. Aşırı alım satım aynı anda taşıdığımız pozisyonların toplamı. Örneğin diyelim altında kısadasın yani satmışsın altını. Hisse senedinde de uzun pozisyon taşıyorsun yani longdasın. Yani sen şu anda toplamda iki pozisyon taşıyorsun. Ve bununla beraber diyelim ki euro dolarda gene kısadasın. işte petrolde de uzundasın aynı anda. Şu anda taşıdığın pozisyon toplamı 4 pozisyon taşıyorsun. Diyelim ki sen de günlük mum çubukları kullanıyorsun. Senin vade aralığında kısa ve orta vadeli bir tüccarsın. Peki şu anda soruyorum ben sana 4 tane pozisyon taşıyorsun ama riske attığın sermaye büyüklüğün kaç? Bunu mutlaka hesap etmek zorundasın. Örneğin diyelim 4 pozisyon taşıyorsun ve bu pozisyonların bir tanesinin sermaye büyüklüğü Yaklaşık olarak diyelim ki yüzde 3 yani sen stop olursan işler kötüye giderse 4 tane pozisyonda zararla kapanırsa senin o pozisyonlardan çıktıktan sonra sermaye harcaman yani zarar etmen yüzde 12'ye tekabül edecek sadece 4 tane pozisyonda. Peki ben sana soruyorum bu seni hırpalar mı? Bence hırpalamaz evet, çünkü hala oyuna girebilecek bahis yapabilecek hisse alabilecek, altın satabilecek, işte petrol alabilecek vesaire. Daha hala yüzde 88 sermayen hala kasanda duruyor. Yani şöyle de diyebiliriz, oyun içindesin hala, oyunun dışında kalmadın. Bir de şöyle diyelim. Her bir işlemde sermayenin %10'unu harcıyorsun. Bu arada ben senin sermayenin ne kadar olduğunu bilemem. Herkesin sermayesi farklıdır. Diyelim ki sen sermayenin 100 bin lira sermayen varsa %10'u 10 bin liraya tekabül eder ne diyelim veya işte 10 bin liralık sermayen varsa yüzde onu net neye tekabül eder? 1000 liraya tekabül eder. O 4 pozisyonda her bir pozisyon için yüzde 10 sermaye harcaması yapıyorsan yani zarar edersen, stop olursan her birinde yüzde 10 kaybediyorsan totalde işler hepsi kötüye gitse, tüm işlerimiz kötüye gitti, hepsinde stop olduk. Toplamda ne kaybedeceğiz? Yüzde 40 kaybedeceksin. Peki bu seni hırpalar mı? <laughs> Bence hırpalamaz seni batırır, hayattan soğutur, arkadaşlarınla olan ilişkin kesilir, ailen varsa üzgün geçirirsin, onların yanında üzgün olursun. Ve de en önemlisi zaten %40 kaybettiğin bir sermayeyi yerine koymak artık çok zor. Çok fazla zaman isteyecek ve bundan sonra ne olacak? Bir an önce o sermayeyi yerine koymak için sen ne yapacaksın? Tıpkı kumarbazlar gibi para getirmeye devam edeceksin ve yüksek para getirmeye devam edeceksin. Çünkü bir an önce o parayı geri yerine koymak isteyeceksin. Bu da işin içinden çıkılmaz bir hal alacak. Evet dördüncü maddemiz ise plana yazacağımız tilt olmak. Hatırlarsınız 90'lı yıllarda çok popüler olan ve genellikle de atari salonlarında bulunan tilt diye oyun makineleri vardı. Bu oyundaki amacımız neydi? Kabın içindeki, şöyle dikdörtgen bir kabın içindeki ışıklara kendi topumuzu yani bizim yuvarlak topumuzu daha fazla çarptırarak puan toplamak. Aynı zamanda da topumuzu işte iki yan delikten de işte bir de ya da bir de orta delikten kaçırmadan kaçırmamaya çalışmak. Kaçırdığımızda çünkü yanıyorduk. Bu makinalarda şöyle bir şey vardı. Bu makinaları biraz fazla sallayınca alet tilt oluyordu. Yani tilt yazıyordu. Yani sinirleniyordu. Çünkü sallayıp da topu sağa sola götürmeye çalışıyorduk. Sinirleniyor, tilt oluyor. Bütün mekanizmayı durduruyordu. Biz de oynatmıyordu. Top da Hatırlarsınız, ben yani eski oyunlardan, top da ya kenarlardan ya ortadan düşüp gidiyordu. Yani yanmış oluyorduk. Makineyi sinirlendiriyorduk, sallayıp. İşte bu aletin böyle tilt olması, sinir olması bizim aynı finansal piyasalardaki ruh halimiz gibi. Üst üste zararlı işlemler kapattığımızda ne oluyor? Devamlı tilt oluyoruz, sinirleniyoruz. Piyasa üstümüze geliyor diye düşünüyoruz. Veya işte bütün piyasa birleşmiş, bizim işte 50 bin dolarımız, 100 bin dolarımız peşinde, bütün dünya onun peşinde koşuyor diye koşuyor diye düşünüyoruz. Aslına bakarsan burada savaşımız kendimizle. içine düştüğümüz duygularla ve tilt olmakla sinir oldukça pozisyonu taşıyamıyoruz. Bunu da benim elimden alacaklar mı vesaire diye daha sonra girdiğimiz işlemlerde güzel yönetemiyoruz. Onun için kaybettikçe agresifleşmeyip kendi stratejimize bağlı olarak işlemler, hisse senetleri, işte altınlar, emtialar, işte kriptolar aramaya devam edeceğiz. Moralimizi bozmayacağız tilt olmayacağız. Planımızdaki 5. kuralımız arkadaşlar kutsal kaseyi aramak. Bu konu çok önemli. Piyasada inanılmaz paralar kazanan, her girdiği işlemden galip gelen, 5 saniye sonra ne olacağını bilen, Aladdin'in sihirli lamba stratejisini arıyorsan, sistemini arıyorsan mutlaka piyasada para kaybediyorsundur. Emin ol ki böyle bir strateji zaten yok. Düşünsene her girdiği işlemi kazanan bir strateji olsa, bir sistem olsa piyasada 5 kuruş para bırakır mı? Piyasada para kalmaz. Zaten öyle piyasa oluşmaz. Tüm çünkü öyle bir sistem varsa tüm parayı o sistem alacak. Onun için sen bu Aladdin'in sihirli lamba stratejisini aramaktan vazgeçeceksin arkadaş. Sen inandığın, bulduğun veya işte aldığın stratejiyle devam edeceksin. Ona inanacaksın. Giriş çıkış yerlerini Karla veya zararla belirleyeceksin. Kenara çekilip oturacaksın. Ben iddia ediyorum bu 5 kuralı iyi uygulayan hiçbir tüccar yani trader piyasalarda para kaybetmez arkadaş. Bugün kaybeder, yarın kaybeder ama at end of the day yani günün sonunda mutlaka kazanan o trader olur. Aç bak tefas diye platform var. Fon platformu. Orada bütün böyle bankaların üst düzey portföylerin fon yöneticilerinin ne kadar kazandığını, ne kadar kayıplı geçtiğini görebiliriz. Onlar da hiçbir zaman devamlı kazan, kazanmıyor. Yani dünyanın en iyileri bile devamlı kazanmıyor. Senin de kayıplı zamanların olacak. Tabii ki kazançlı zamanların olacak. Sen kayıplı zamanlarında azar azar kaybedeceksin. Kazançlı zamanlarında çok 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 büyük büyük kazanacaksın. Sen hiçbir zaman güvendiğin stratejinden, sisteminden vazgeçme arkadaş. Disiplini de. Hiç kaybetme ve bu 5 tane maddeyi olduğunca yapabildiğince yapmaya çalış. Bak bakalım piyasalarda kazanıyor musun, kaybediyor musun? Yani günün sonunda mutlaka kasino gibi, mutlaka kumarhane gibi, kasino gibi kazanan sen olacaksın. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Birdeki Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.